Herkese merhaba. Çok güzel tarifler bunlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle limonlu, yeşil elmalı nefis bir kek tarifi paylaşacağım. Borcamda çok kolay ve lezzetli yumuşacık sünger kek tarifi yapacağız. Tarifimize kek harcını hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için oda sıcaklığındaki 3 yumurta ve 1 çay kaşığı ucuyla tuzu karıştırma kasesine ekleyelim ve tuzla yumurtayı yaklaşık 1 dakika çırpalım. Görmüş olduğunuz gibi yumurta çok güzel bir şekilde kabardı, köpürdü. Şimdi üzerine bir su bardağı toz şekeri ekliyorum ve krema kıvamına gelene kadar çırpmaya devam ediyorum. Etrafa sıçrama olmaması için ilk önce elimle karıştırıyorum, daha sonra mikseri çalıştırıyorum. Yumurta ve şeker istediğimiz kıvama geldi. Şimdi üzerine sıvıları ekleyeceğiz. Bunun için yarım su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık su Ilık su sıcağı yakın bir ılık su. Bunu özellikle belirtmek istiyorum ama kaynar değil. Sıcağı yakın bir ılık su. Ve yarım su bardağı sıvı yağı ekliyorum. Tüm malzemeleri karıştırıyorum. Tüm tariflerimizde olduğu gibi unu her zaman eleyerek ve kontrollü bir şekilde kullanıyoruz. Yumurtanın büyüklüğü, küçüklüğü, unun kalitesi gibi nedenlerden dolayı un miktarı farklılık gösterebilir. Kontrollü olalım. Unun üzerine bir paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 çay kaşığı karbonatı da ekliyorum. Tüm malzemeleri eliyorum. Elmalı bir kek hazırladığımız için elmaları da kekin üzerine koyacağımız için elmaların çökmesini istemiyorum. Ve koyu kıvamlı bir kek hamuru hazırlıyorum. Bunun için 3 su bardağı un kullanıyorum. Tüm malzemeleri homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Daha sonra limon kabuğunu rendeleyeceğim. Limon kabuğunu rendelerken de limonun beyaz kısımlarını almıyoruz. Beyaz kısımları keke acılık verir, tadını bozar. Bu konuya dikkat edelim. Limon kabuğunu da rendeledikten sonra bir limonun suyunu sıkıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir çay bardağının dörtte biri kadar bir su oldu. Bunu da kek harcına ekliyorum ve karıştırıyorum. Kek hamuru istediğimiz kıvama geldi. Şimdi keki borcamda pişireceğim. Bunun için klasik büyük boy kare borcam kullanıyorum. Borcamın tabanını sıvı yağ ile yağlıyorum. Kek harcını hazırlarken kullandığımız sıvı yağ bardağında genelde sıvı yağ kalıyor. Bu bardağın dibindeki sıvı yağı tekrardan gezdiriyorum ve bu şekilde bir fırça yardımıyla borcamın tabanını yağlıyorum. Kek harcını borcama eşit bir şekilde yayarak aktarıyorum. Değerli izleyenler ve dinleyenler benim için destekleriniz çok önemli. Yorumlar kısmına herhangi bir emoji, video ile alakalı görüş veya öneride bulunan bir yorum yapabilir, videomu beğenerek sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilir ve bildirim zilini açarak da yeni paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Ve beni nerelerden izliyorsunuz, hangi şehirlerden takip ediyorsunuz merak ediyorum. Bunu da yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Kek harcının borcama eşit bir şekilde yayılması için borcamı sallıyorum. Daha sonra çöp şiş yardımıyla kekin içerisindeki hava kabarcıklarını alıyorum. 2 adet orta boy yeşil elma kullanıyorum. Elmaların kabuklarını soyup dilimliyorum. Kek hamurunun üzerine diziyorum. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kekin üzeri kızarana kadar pişirelim. Ben mini fırın kullanıyorum. Toplamda 40-45 dakika arası bir sürede pişirdim. Bu süre farklılık gösterebilir. Kontrollü olalım. Kek piştikten sonra fırından çıkartalım ve soğumaya bırakalım. Kek soğuduktan sonra denimleyelim. Yumurta fırçası yardımıyla bal sürelim. Burada balı istediğiniz yoğunlukta sürebilirsiniz. Ben bir dolu yemek kaşığı kullandım. Daha fazla tadını hissetmek isterseniz damak tadınıza göre miktarı arttırabilirsiniz. Balı kekin her yerine tamamen sürdükten sonra üzerine bolca hindistan cevizi serpiyorum. Limonlu yeşil elmalı kekimiz servise hazır. Sünger gibi dokusu, pamuk gibi kıvamı ile yumuşacık nefis bir kek tarifi. Özellikle hafif mayhoş tatları, lezzetleri beğeniyorsanız, seviyorsanız yeşil elma ve limonun uyumuna bayılacaksınız. Bu kek tarifini mutlaka deneyin. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifle ilgili detaylı malzeme listesine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı, videomu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere hoşça kalın.